Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar, Ters Maske vs Minecraft'ın yeni bir sezonu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok efsane şeyler yapacağız. Ters Maske vs Minecraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olup bir yorum atmayı unutmayın. Çünkü bu seride arkadaşlar inanılmaz derecede zorluklarla karşılaşacağız. Köylülerle uğraşacağız. Sonrasında arkadaşlar Minecraft'ın efsaneleriyle kavga edeceğiz, dövüşeceğiz, anlaşma yapacağız. Ayrıca arkadaşlar bize engel olmaya çalışan inatçı köylüler var arkadaşlar burada. Onlar ile iyi geçinip arkaları kuyularını kazacağız. Her türlü şeyin olduğu bu seriye çok güzel like'larınızı atarsanız gerçekten çok sevinirim. Burada görmüş olduğunuz gibi burada etleri satan birisi var arkadaşlar. Şurada marketlerimiz var. Hemen gidelim marketten arkadaşlar. İlk önce ticaretimizi yapacağız. Ama şöyle bir şey var. Bizim iş bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sefer işlerimizi nasıl seçeceğiz? Ben bu bölümde ilk işim olarak arkadaşlar madenci olacağım. Bakın burada iksirci, inşaatçı, kazıcı, büyücü, çiftçi, balıkçı, avcı, oduncu, madenci, demirci var. Madenci en basit iş olarak gözüktü bana. O yüzden hemen arkadaşlar işimizi aldık vallahi. Şu anda bakalım gerçekten birinci seviye madenciyim. Maden için ne gerekli? Maden için kazma gerekli arkadaşlar. Kazma satan köylü var mı burada arkadaşlar? Bir bakalım. Selamünaleyküm. Hop. Oo, bir şey diyeyim mi? Burada inanılmaz değişik köylüler var da. Buradaki yemeği çaktırmadan alsam nasıl olur? Bakalım. İzleyen köylümüz yok. Vallahi yok. Tamam. Bunu nasıl alacağım ben? Burada kaldı. Tamam. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi kimse fark etmedi. Güvenlik kamerası da yok zaten. Şuradaki pastayı da mı alsam? Oo, merhabalar. Merhabalar. Bu kimmiş? Kazma Kazım. Ulan bana bak, sen yeni mi geldin? Evet abi, yeni geldim. Ne oldu ya? Aha, demir kazmalar var. Ne kadar bunlar? Tipe bak lan şuna. Eyvah, Hüsam'ın akrabaları da var arkadaşlar. Bunlar ne kadar? Çok ucuz. Demir kazma vereyim sana. 500 ümit diyor. Aslında alsam mı ya? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Aha da bunu aldım. İlk ticaretimizi gerçek leştirdik arkadaşlar. Aha bir dakika, burada kim var? Beton Murtaza diye biri var. Hüsam'ın akrabalarına benziyor bir de. Bana bak, benim alakam yok onlarla. Adam ona. Müşteri misin, eleştirmem mi? Yarışmadayız sanki. Şuna bak. Tamam be kardeşim ya. Allah Allah. Bir de 3 adet renk lazım. 2'şer avuç versen çok güzel olur. Kırmızı, siyah, beyaz. Hepsinden 2 avuç veririm. 15 zümrüt alırım. Ona göre parayı ver. Hadi bakalım, seri ol. Tamam, alıyorum. Biraz indirim yap. Biraz indirim yap diyelim ya. Yok ya. Sonra gelip köyü yağmalıyorsunuz. Olmaz diyor ya. Neyse tamam, alıyorum. Aferin be. Betonları hazırlıyorum. Al başına çalınsın. Dediği laflara bak ya. Ayıp be kardeşim ya. Tamam bir dakika. Ne kadar istemişti bu? 15 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yapacak bir şey yok. Evimizi yapacağız arkadaşlar bunlarla. Ama öncelikle madene girmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla şekilde para kazanacağız. Ve madenci seviyemizi yükselteceğiz. Madenci seviyemizi yükselttiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Madeni daha rahat yapabiliyoruz. Ve madencilere özel kazmalara erişebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle şurada demir gördüm. Ne oluyor? Benim bilgisayar çöküyor. Arkadaşlar şu abinize bir like atın da yeni bilgisayar sponsorları falan bak. Ya bir tane sponsorum bile yok biliyor musunuz? Bakın bana hiç kimse sponsor da olmuyor. Ama geri gelecek diyeceksiniz. Ters Maske Bey size sponsor olan ben diyeceğim ki hadi oradan. Ya buradan aşağıya doğru inmelik bir yer var da ben kesin ölürüm he. Neyse birazcık aşağıya doğru inelim. Galiba öleceğim ama dur deneyeceğim bir dakika. Ölüyorum. Ölmüyorum, tamam. Çabuk kır burayı. Aha, öldüm, kesin öldüm. Ah, son anda. Şimdi bakın böyle görmüş olduğunuz gibi madende sürüne sürüne görmüş olduğunuz blokları kırıyorum. 1 XP veriyor, 1 XP veriyor, 1 XP veriyor. Sonrasında arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hala XP veriyor mu? Ha, tamam veriyormuş. Bazenleri vermiyor bak, bana bak. XP'lerimi ver. Vallahi mahvederim. Böyle taş kazacağız arkadaşlar. Burada suya çıkan bir yer var. Yine başımız belaya girebilir. Arkadaşlar nasıl bir yere geldik bilmiyorum ama. Bir dakika. Şöyle bir bug yaparsak. Ben buradan aşağıya doğru... Öleceğim, gerçekten öleceğim ya, çok korkuyorum. Ölmeyeyim, bütün eşyalarım gider var ya. Neyse aşağıya inmeye devam edelim. Allah geldi zannet. Ya bu ne kardeşim bak. Allah'ım bu nasıl bir maden ya. Vallahi öleceğim he. Allah şuraya bak. Tamam bir dakika, yukarı doğru gidelim. Tamam şuradaki demirlerimizi alacağız. Buradaki madenleri aldığımızdan madenci köylüye satacağız. Bize tecrübesini verecek arkadaşlar. Bakalım ikinci level ne zaman olacak, ne kadar uzun sürüyor baksanıza. Bu madenleri pişirdim de tecrübe verecek mi bilmiyorum ama benim geri dönmem lazım. Çünkü abiniz inanılmaz önemli bir şey unuttu. Odun kesmeyi unuttuk arkadaşlar. Odunu, aa bir dakika, ben odunu da satın alacağım değil mi? Ya baksanıza buraya tekrardan geldim. Dönüp dolaşıp aynı yere tekrardan geliyorum ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Madenden çıktık. Birinci seviyeyi geçemedik bile. Burada görmüş olduğunuz gibi ganimetlerin olduğu bir tane gemi var. Umarım içinden crafting table falan çıkar. Çünkü odun kırabiliyor muyum bilmiyorum. Bakalım. Bir anda kırmıyormuşum var ya. Ha tamam, kırılıyormuş. Oh. Geri koydum bir de ya. Burada gerekli malzemelerimiz var. Bunu tekrardan kırmak zorundayım. Şimdilik crafting table'lık yapmalık odunumuz var da. Bak şurada bir tane ahanda. Bunu açtım. Uy.
içinden çık, onlara bak. Abi 15 zümrütüm oldu. Vallahi var, iyi ki gelmişiz buraya. Şurada ne var? O tarafa doğru gitsem mi? Abi oradaki ganimeti de alırsam var inanılmaz gelişiriz. Madenci olacağız dedi. Olduğumuz hallere bakın arkadaşlar. Hemen buradaki ganimeti alırsak, hatta bundan hazine haritası çıkarsa inanılmaz öne geçeriz. Çok hızlı bir şekilde gelişebiliriz ama bakalım hadi. Evet bakalım bunun içinden bize oyun ne veriyor. İşte bu hazine haritası da çıktı. Bir tane de zümrüt çıktı, bakalım yakın mı? Vallahi yakın galiba. Oha yakın, vallahi yakın, baksanıza şansımıza bakın. Arkadaşlar tam olarak şu karşı tarafta galiba, bilmiyorum ama. Ya bir şey diyeceğim, bu suyun altında mı üstünde mi, ne tarafta? Ya hazine haritasının çıktığı yere bakın arkadaşlar, böyle bir şans olabilir mi? Tam denizin orada var ya, boğulma garantiyle hazine arıyoruz yemin ederim. Aha da tam olarak altımızda mı, bakayım. Birazcık daha, birazcık daha. Tam olarak altımızda arkadaşlar. Aha da burası olabilir mi? Bir şey diyeyim, burası. Kesinlikle burası ama boğulacağım. Boğulmak üzereyim. Gidiyorum, tamam. Ne bunlar? Al 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 al, hepsini al. Çok fena, çok fena. Çok fena başladık. Gerçekten inanılmaz güzel şeylerimiz oldu. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi köylülerden ödünç bir şeyler alacağız. Bu eve girdim, kimse görmedi değil mi? Tamam tamam, görmediler. Vallahi kimse görmedi. Şu kıyafetlerimizi giyelim, golem koşuyor. Tamam, normal golemmiş, sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şöyle uzaklaşalım. Bunlar da bana tip tip bakıyor. Normalde madencilik yapacaktık. Bir anda arkadaşlar bir sürü hazine vesaire bulduk. Şimdi arkadaşlar demirimiz pişene kadar ben buradan kendi evimi yaparsam gerçekten çok mutlu olurum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde maskemizden başlıyoruz arkadaşlar. Aa bunları kırdıkça da geliyor. Aa bir şey değil mi? Ben bu görmüş olduğunuz madencilikte hile yapabiliriz ama köylüler bizi var ya mahveder. O yüzden şimdilik yapmayacağım. Çünkü biliyorsunuz köylüler bize kafaya taktı mı arkadaşlar, hiçbir şekilde daha bize kanları ısınmıyor. O yüzden şimdilik göze batmamaya çalışacağız. Bunda hile yapabiliriz resmen, bildiğiniz. Sadece kolay kırılan bir tane bloğu koyacağım. Sonrasında hızlı bir şekilde level kasacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi köylüler anlarsa beni buradan kovarlar. Zaten Süleyman abi de pür dikkat benim hatamı gözlüyordur. Umarım siyah bloklardan yeter ya. Bakın şimdi bunu kırıyorum. Gördünüz mü? İkinci seviye oldum. Kes maske madenci olarak ikinci seviyeye ulaştı diyor arkadaşlar. Kapının girişi buradan olsun. Bu arada balon kafayla da videolar gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz bu keltoşla çok efsanevi yaratıklara vesaire bulaştık. Arkadaşlar balon kafa beni kandırmaya çalıştı. Sucunaya girmedim birkaç gün. Yok işte gel beyaz köylü var, beni kurtar bundan vesaire dedi. Beyaz köylü de böyle bembeyaz bir tane köylü. Balon kafayı ışınlıyor. Işınladıktan sonra da bayıltıyormuş. Beni kandırmaya çalışıyor. Tabii ki ben bu numaraları yemeyeceğim için. İnanmadım arkadaşlar, gerçekten doğru mu söylüyor? Bakın yorumlarda belirtin. Burada da Minecraft'ın efsaneleri vesaire var. Çok enteresan yaratıklar vesaire karşımıza çıkabilir. Kendimize özel zırhlar da yapmamız gerekiyor. Şimdi birazcık madende ben dolaşacağım. Öncelikle kendimize bir tane kalkan yapıyoruz. Kalkan yapmak yeterli olur. Bu demirleri kullanacağız çünkü. Bir tane kendime demir kazma yaptım. Buradan bir yerden aşağıya inebileceğim bir yer var mı? Bak hep buralar su altı kalmış ya. Ya var ya, baksanıza her taraftan sular akıyor ya. Bu nasıl bir maden yeri? Bakın burada görmüş olduğunuz madenleri kıracağım. Bakın mesela arkadaşlar 4 level geldi. Oh 5 level geldi. Maden kırmak daha da güzel oluyor da. Lan ben sana neyle vuracağım? Şey diyeceğim, ben bunu neyle öldüreceğim? Vallahi neyle öldüreceğim bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar şimdilik bunlarla uğraşmayacağım. 5 level geldi. Hadi bakalım bundan kaç gelecek? 4 level geldi. 5 level, 4 level. Daha da hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Buradan tecrübe kazanabiliriz. Git bak benle uğraşma. Kazmanın canı gidiyor. Senin yüzünden. Gitsene. Öl artık ne olur. Heh, tamam oh be. İlk öldürdüğüm yaratık da bu oldu. Şimdi mesela madenciyiz ya. Madenleri kırdığımızda bir özelliğimiz açılıyor. Tabii ki şu anda açılmıyor. 5 levelde mi 10 levelde mi ne açılıyor arkadaşlar? Açılan özellik ise madenleri pişirip bize veriyor. Keşke lapisten birazcık daha fazla çıksaydı ya. Baksanıza 4 level çık. Şansa bak. Serinin ilk elmasını buldum arkadaşlar. Şansa baksanıza inanılmaz güzel. 5 levelimiz daha oldu. Lapisten az level çıkıyor diye üzülmüştüm ama şu anda elmas buldum diye çok sevindim. Vallahi çok iyi oldu bizim için. Bu arada hala like atmayanlar varsa, like atarsa gerçekten çok seviniriz arkadaşlar. Şöyle bir like'larınızı atın bakalım. Hadi hızlı olsun. Hızlı bir anda çabuk. Hemen aşağıdan bir tuşa basacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. 4. seviye oldu. Ve ben galiba 10. seviyeyi geçmem lazım ki bir özellik açayım arkadaşlar. Tabii ki buradaki madenlerin hepsini toplayacağım. Ben birazcık level kasayım. Sonrasında bana bak, şuna bak, pis korona git artık. Bu arada bazenleri şöyle bir şey oluyor. Maden arkadaşlar çok parlak gözüküyor. O benlik bir şey değil. Videonun sorunu da değil. Şey oluyor bakın, burada shader'dan dolayı kaynaklı bir şeyler oluyor. Sanki bir anda creeper sesi geldi. Patlama sesi geldi. Arkadaşlar bu arada 5. seviye oldum. Bakalım 6. seviye ne zaman olacağız? Lapisten çok bulursam 6. seviye çabuk olurum da. Arkadaşlar bu arada buradaki elması es geçmişiz. Burada bir tane elmas varmış. Hemen toplayalım.
hesaplayalım. Kaç oldu? 6 tane elmasım var. Ben kendime bir tane elmastan kazma yapacağım. Köylüler görmeden. Bir tane de kendime balta yaptım arkadaşlar. Normalde bunları craft etmemiz yasak. Vallahi köylüler elimizde vesaire görmesin. Direkt benden almadın. Nereden aldın? Süleyman'a söylerim. Sen bizi mi dolandırıyorsun? Bak bak geliyor yine geliyor. Belaya bak. Öl bakalım. Bakın benimle bu kadar uğraşmayın. Ya zombiler gidin artık ya. Buradan bir yere giden bir yer var arkadaşlar. Baksanıza. Şuraya bakın. 5 levellerimiz var. Bunları da alalım. 6. seviye olmama çok az kaldı. Hadi birazcık daha. Birazcık daha. Aha da 6 geliyor. 6. seviye oluyorum. Oluyorum. 6. seviye olduk arkadaşlar. 10. seviyede özellik açacağız. Burada ben lapis mi gördüm? Şu lapisleri de alalım. Belki elmas vardır arkasında. Maalesef yokmuş da ürpertici bir ses geldi. Vallahi bak çok korkuyorum. Burası aşağıya doğru iniyor. Sonra yukarı doğru çıkıyor. Nasıl bir yere geldim ben? Lan çıkamıyorum. Kafam sıkıştı. Bir şey diyeyim mi? Normal blok kırdığımda da geliyor arkadaşlar. Ben böyle kıra kıra ilerleyeyim. Aha 7. seviye olacağım şimdi. Şuradaki demirlere ulaşmam lazım. Aha da 7. seviye oldum. Kaldı 3 seviye arkadaşlar. Özelliğimizi bu videoda açacağız. Buradan da 9. seviye olduk arkadaşlar. Hemen başka yerlere gidelim. Burası açıldı böyle. Tamam buradan altınımızı aldık. Bana bak zombiler. Ya bu zombiler niye benim peşimi bırakmıyor ya? Abi ben burada aşağı düşüyordum az daha. Bir dakika. Buradan nasıl aşağıya doğru ineceğim ben? İnanılmaz tehlikeli bir yerdeyiz. Şuradan düz bir şekilde gideceğiz. Arkadaşlar 11. seviye olacağız ama öyle bir yere geldim ki inanılmaz güzel. Benim buradan kesin elmas bulmam gerekiyor. O yüzden aşağıya doğru ineceğim. Bu arada 11. seviyede olduk arkadaşlar. Birazdan olacağız. 11. seviye olduğumuzda bir tane özellik açacağız. O özelliğimiz ise ölme özelliği. Aha 11. seviye oldum. Bakın şuradaki madene bakın. Buradan aşağıya doğru bir inelim. Şimdi arkadaşlar madenci olarak çalıştığımız için bizim madeni paralarımız var. 10 tane madeni paramız birikmiş. Burada cevherleri otomatik olarak eritliyor. Ben bunu satın aldığımda kırdığım her maden pişmiş olarak bana gelecek ve ben hiçbir şekilde pişirmek zorunda kalmayacağım. İnanılmaz şekilde fazla zaman tasarrufum olacak. Orası neresi? Aha. Arkadaşlar orada. Aa orada yalnızdım. Lan! Bir dakika bir dakika anlaşabiliriz. Daha fazla çıktı. Bırakın beni. Sizi gebertirim beni öldürürseniz. Tamam. Oh be az da ölüyordum valla. Aha burada çok önemli eşyalarımız var. Tamam bütün eşyaları aldık arkadaşlar. Buradan da güzel bir şey çıksaydı çok güzel olurdu da. Neyse yapacak bir şey yok. Müzik disklerini de aldım. Her şeyi aldım arkadaşlar. Buradan su kovası da almam gerekiyor. Zaten su kovasına ihtiyacım vardı. Şöyle yukarı doğru çıkacağım da bu su nereden geliyor? Baksanıza inanılmaz ya. Gel buraya. Sen kime ateş ediyorsun? Öldürürüm seni valla. Tamam buradan görmüş oldun. Su kovamızı alalım. Tekrardan aşağıya doğru ineceğim de. Aha manşef de buldum. Ölüyordum az daha. Burada çok fazla elmas var mıdır ya? Olması gerekiyor. Bakın o kadar madencilik özelliği aldık. Bir tane elmas bulamadı demesinler bize. Aha buldum. Vallahi buldum. Şimdi bakın mesela burada görmüş olduğunuz gibi şurada da elmas var. Yok o elmas değilmiş. Demiri kırdığımda arkadaşlar bize pişmiş olarak geliyor. İnanılmaz güzel bir şey. Madenciliğin özelliklerinden bir tanesi de bu. Bayağı hoşuma gitti gerçekten arkadaşlar. Artık fırınlarla vesaire uğraşmayacağım. Bak sen sabahtır beni öldürmeye çalışan yaratıklar arasında en başta geliyorsun. Öl artık. Yemek sorunumuz var. İnanılmaz fazla şekilde. İnşallah manşefte yemek buluruz. Sen patla bakalım burada. Tamam. Şuradaki elmasımı alacağım. Ben öldüm galiba. Ölmedim. Tamam. Bak sen yine mi geldin? Dirilip dirilip tekrardan geliyor bu. Hadi bakalım. 2 oldu. 3 oldu. Kaç tane var? 7 tane elmasımız var. Madencilik bayağı karlı arkadaşlar. Ve inanılmaz şekilde tehlikeli. Buradan bir tane ok gelse var ya ben bu lavın içinde hop diye düşerim. Şu gördüğünüz maden var ya bakın. İnanılmaz büyük bir maden arkadaşlar. Bizim buraya tekrardan gelmemiz gerekiyor ama yanımızda yemek varken gelmemiz gerekiyor. Ben eve doğru gideceğim. Bu da pişti mi? Vallahi bu da pişti. Şunu da pişirelim. Oh güzel güzel. Böyle pişip gelmesi inanılmaz hoş. Bunlar da pişiyor mu? Vallahi bunlar da pişiyor da baksanıza inanılmaz çok fazla şekilde çıktı. 8 tane çıktı. Şunu da alalım. Bu demirleri de alalım. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir özelliğimiz var. Evet görmüş olduğunuz gibi madenleri çok hızlı bir şekilde topluyoruz. Sonrasında nasıl diyebiliriz? Sen patla bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar madende istediğimiz gibi dolaşıyoruz. Ama ve lakin bizim yemek sıkıntımız çok fazla var. Pişirmemize bile gerek yok. Bunlar beni öldürmüyor. Ben kaçayım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. İlk önce bir özelliğimizi açtık. Sonraki bölümlerde hangi işi alayım yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kaçayım diyorum. Yukarı doğru gideceğim. Yemin ederim hile gibiyim var ya. Hacker maske. Vallahi hacker maske. Şu anda hacker maske yazabilir misin? Elmas beni çekti resmen. Vallahi elmas beni çekti ya. Bir tane bile olsa yeterli diyecektim. Vallahi arkadaşlar elmasın çekim gücü varmış gerçekten. Şuradaki madenleri de alalım gidelim. Ters maske vs Minecraft'ta like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da hangi işi alayım bir sonraki bölümde yazmayı unutmayın. Ben kaçtım. Hoşça kalın. Bay bay. Bir kere de aşağı doğru bakacağım. Bir şey çıkmasa videoyu kapatırım. Hadi bakalım. Merhaba merhaba merhaba.
Merhaba, 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 merhaba. Sonuna kadar gideceğim. Ölüyordum. Dur, 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 dur. Ato, kafa atıyor bu. Vallahi billahi, baksanıza. Bir tane çıktı ama olsun. Al sen, al sen. Aha, iki tane oldu, tamam. Üç tane, üç tane oldu ya. Dört tane olsa keşke. Yapmış arkadaşlar, bu kadar, evet. Şansımızı çok fazla zorlamayalım. 12 tane elmasımız oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Tesmaski abiniz kaçtı. 12 tane elmasa 12 levelde yakışır deyip ben gidiyorum. Like atmayı unutmayın. Ben kaçtım. Bay bay.